Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. İlkbahardan itibaren yenilemiş olduğum 3 tane bitkimin gelişim durumunu birlikte izleyelim istedim. Sizlere gelişimini göstermek istedim. Hatırlarsanız çeliklerini kesmiştik, gövdeleri kontrol etmiştik. Yeni yerlerine, yeni saksılarını almıştık bu 3 bitkimizi. Şuradan başlayalım. Sedum, Celibon. Bu anne sedum. Bunlar da çelikten kestiğimiz yavrular. Ne kadar çok büyüdüler. Maşallah serpildiler güzel güzel. Kesim yapıp diktikten sonra 15 gün hiç sulamadım. 15 günün sonunda suladım ve gölge yerdeydi. Direkt güneşe çıkarmadım. Köklendikten sonra yine yarı gölge olan ortamda duruyor şu anda. Bu ise tam gün açık hava ve güneşte alışık olduğu için aynı yerinde duruyor. Kestiğimiz yerlerden yeni yavrular geldi. Şöyle şuralardan çelikler kesmiştik. Yeni yavrular geldi. Her yerden yeni yavrular var. Bunu da henüz tam gün güneşe çıkartmıyorum. Sadece öğleden sonra güneş gören bir yerde. Fakat bu aşamadan sonra yavaş yavaş tam gün güneşte de kalabilir. Yaz sıcakları yakıcılığı geçtikten sonra, bir Temmuz, Ağustos geçtikten sonra tam gün güneş olan yere çıkartacağım. Kış mevsiminde çok güzel uçları kızarıyor, yaprak uçları. Bu çeliklerimiz büyüdü. Diğer bir bitkimiz Sedumumuz. Sedum nusbenianum. Bunun da gövdesini temizlemiştik, köklerini temizlemiştik. Yeni toprağına almıştık bu bitkimizi de. Bu da gelişmeye devam ediyor. Yine ondan aldığımız, kestiğimiz çelikler, onlar da köklendiler. Sadece öğleden sonra güneş gören yerde yine de renklenmeye başladılar. Bulundukları ortamı çok sevdiler. Şu anda toprak yine kuru. Akşam üzere serinlikte suluyorum ben bunu bolca. Bu bitkim de bu saksım çatıdaydı. Çatı bahçemdeydi. Onu da oradan buraya aldım. Çünkü öğlen güneşi yakmaya başladı yapraklarını. Gözlemleyelim. Yaz sıcaklarında bitkilerimizi, eğer yanmalar varsa bulundukları ortamdan mutlaka daha gölge bir yere almamız gerekiyor. Öğlen güneşi yakar bitkilerimizi çünkü alışık olsa bile çok aşırı derecede sıcaklar var. 40 derecenin üstünde iklimde yaşıyorsanız, 40 derecenin üstünde hava ısısı varsa mutlaka gözlemleyelim bitkilerimizi. Bazı bitkiler dayanıyor, sadece gelişimleri duruyor, yanmıyor. Fakat bazı bitkiler hemen yaprakları yanmaya başlıyor. O sebepten gözlemlemek önemli. Grassula springtime'ımız, bunlar da çelikler, diktiğimiz çelikler. Yine bu Grassula springtime'ımızı yenilemiştim. Her yerden çelikler almıştık. Çeliklerin aldığım yerden yeni oluşumlar başladı. Yeni yavrular gelmeye başladı. Bu da akşam üzeri güneş gören bir yerde. Çok hassas bir bitki. Bu 3 bitkimi her birini ayrı ayrı yukarıya linklerini koyuyorum. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız linklere tıklayarak oradan bakımlarını ve çeliklerini nasıl diktiğimizi izleyebilirsiniz canlar. Bu da büyümeye başladı. Bu da tamamen gözlem altında. Yapraklarına su değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü hemen mantar oluşabiliyor, lekeler, izler kalabiliyor. Hem de genelde çeşme suyuyla suladığım için klor lekeleri, beyaz beyaz lekeler kalabiliyor üzerinde. Mümkün olduğu kadar dinlenmiş suyla sulamaya çalışıyorum bu hassas bitkiyi. Fakat yine de dinlenmiş su yeterli olmuyor. Yine başka bir saksıda daha çelikler vardı. Onlar da köklendi, büyümeye devam ediyorlar. Yapraklar koymuştuk bu şekilde.